Merhaba arkadaşlar. Ben Şahadin Hacı Özpolat. Antep Felsefe çalışanlarındanım bildiğiniz gibi. Bir yıla yakın bir zamandır tutsağız. Şu anda sizi Diyarbakır Hapishanesi'nden arayarak çalışmanıza dahil oluyorum. 19 Aralık sürecini Türkiye'de bizzat yaşadım. Onun için kendi yaşadıklarım üzerinden 19 Aralık sürecini size anlatmak istiyorum. Olayın detayları, nasıl yaşandığı sanıyorum sempozyumda zaten anlatılacaktır, konferansta zaten anlatılacaktır. Onun için ben 19 Aralık neden yaşandı, politik amaçları neydi ve tutsakların buna karşı tavrı nasıl oldu, onun üzerine konuşmak istiyorum. 19 Aralık 2000 tarihinde neler yaşandı? 19 Aralık 2000 tarihinde yaşanan iki şey vardı. Bir katliam ve bir de direniş yaşandı. Katliamcılar emperyalizm ve onun Türkiye'deki işbirlikçisi oligarşik güçlerdi. Hedeflerinde devrimci tutsaklar vardı ve direnenler de devrimci tutsaklardı. Peki neden böyle bir katliama gerek duydular? Süreci biraz daha geriden alırsak, sosyalist sistem yıkıldıktan sonra emperyalizmin devrimci hareketlere yönelik bir dayatması oldu. Sistem dışı ve özellikle silahlı mücadele yürüten, halkın iktidarını hedefleyen hareketleri sistem içerisine çekmek ve düzen içileştirmek, özellikle silah bıraktırmak için bir dayatmaydı bu. Emperyalizm diyordu ki ya bana teslim olacaksınız ya da öleceksiniz. İki tane alternatifiniz var. Ve ABD emperyalizm o süreçte yine şöyle bir cümle kurmuştu. Ya benden yanasınız ya düşmanımsınız. Yani ortada yer yok. Bu tanım çerçevesinde dünya halklarına yönelik büyük bir ideolojik ve askeri politik saldırı başlatıldı. Bunun sonucu olarak dünyada pek çok sol sosyalist hareket emperyalizmin bu yeni dünya düzeni diye adlandırdığı sisteme uyum göstermeye başladılar. Örneğin ülkemizde Kürt Milliyetçi Hareketi hemen bayraklarından orak çekici çıkardı. Sosyalizm söylemini terk etmeye başladı ve giderek epey sisteme mesajlar vermeye başladı. Biz sizin sisteminiz içerisinde yaşayabiliriz. Dünyanın Türkiye'sinde Demci Halk Kurtuluş Partisi cephesi bu teslimiyet dayatmasına tavır alan güçlerdendi. Dışarıda emperyalizm dünyada sosyalizm öldü çığlıkları atarken Türkiye'de parti cephe geleneğinde devrimciler orak çekişli bayraklarını dalgalandırarak sosyalizm için can veriyorlardı. Dolayısıyla 1998 yılında Amerika bir rapor açıkladı. Bu raporda diyordu ki Türkiye'de artık Kürt Milliyetçi Hareket etkisizleşmiştir. Zararsız hale gelmiştir. Buradaki kastedilen zararsızlık ve etkisizleşme askeri değil, ideolojik bir zararsızlıktı. Yani sistem içine çekilmiştir. Türkiye'de diyordu terörün merkezi, yani emperyalizm için tehlike merkezi diye anlamak gerekir bunu. DHKPC'dir ve hapishanelerdir. Dışarıda pek çok operasyonla çok sayıda tutsak alınmıştı ve hapishanelerde önemli bir devrimci örgütlerin önemli bir kadro gücü bulunuyordu. Ve Amerikan emperyalizmi de bu kadro gücünü hedef alarak hapishaneleri hedef göstermişti. Bunun sonucu olarak Türkiye'de bir saldırı dalgası başlatıldı. Bunun adına fetih hapishaneler dediler. Yani yeni bir hapishane modeli gündeme getirilecekti. Bu hapishane modeli hücre tipi hapishaneler olacaktı. Ve bu hücre tipi hapishanelere devrimciler sevk edilerek oralarda teslim alınacaklardı. Yani ideolojilerini, inançlarından vazgeçeceklerdi. Neydi Amerikan emperyalizminin teslim olmaktan kastı? Bir, halkın iktidarı ve perspektifi terk edilecekti. Halk iktidarı için mücadele edilmeyecekti. Sistem içi olunacaktı. Yani kapitalist sistem içerisinde bir solculuğa izin vardı. Kapitalist sisteme razı olan, onun içinde reformlar talep eden bir solculuğa onay vardı. Ama halkın iktidarı hedeflenmeyecekti. Marksist-Leninist ideoloji terk edilecekti.
silahlı mücadele özellikle terk edilecekti. Silahlı hareketlere izin verilmeyecekti. Tabi bu silahlı hareketlerden kastımız emperyalizme ve oligarşiye karşı doğrultulmuş silahlardır. Emperyalizmin hizmetinde silah kullananlar bilindiği gibi emperyalizm tarafından desteklenip büyütülüyorlar. Fethi Kapsamları gündeme geldiğinde pek çok devrimci hareket süreci aynı şekilde değerlendirdi. Bu devrimci hareketlere yönelik bir teslim alma saldırısıdır. Fakat buna karşı gösterilen tavır çeşitlendi. Bir, Kürt Milliyetçi Hareket ve onun peşine takılan örgütler bizim için hapishane fark etmez denen apolitik bir cümle arkasından Fethi Kapsamları'na karşı tavır almayacaklarını açıkladılar. Yani Fethi Kapsamları'na gönüllü gideceklerini açıkladılar. Emperyalizmin bu saldırısına tepki göstermeyeceklerdi. İki, ülkemizde oportunizm özellikle çok keskin konuşup en sağ tavrı alma konusunda büyük bir ustalığa sahiptir. Başlangıçta çok keskin cümleler kurdular. Yani böyle bir politikaya kesinlikle bedeli ne olursa olsun karşı koymak gerektiğini söylüyorlardı. Ama somut olarak bir şeyler yapmak gündeme geldiğinde ya da nasıl ne bir tepki gösterilecek, nasıl bir tavır alınacak dendiğinde bir cevapları yoktu. Yani Fethi Kapsamları'na gidip orada bakacağız diyorlardı özet olarak. Hepsinin tavrını ortalama bir kalıba sokarsak söyledikleri buydu. Biz Fethi Kapsamları'na gideceğiz ve orada göreceğiz nasıl tavır alacağımızı. Bunun istisnası Devrimci Halk Kurtuluş Partisi cephesiydi ve Devrimci Halk Kurtuluş Partisi cephesi tutsaklarının politikalarına destek veren iki örgütle beraber Devrimci Halk Kurtuluş Partisi cephesi bir yıllık bir tartışmanın sonunda ölüm orucu direnişi kararı aldı. Neden ölüm orucu direnişi kararı alındı? Çünkü saldırı çok ciddi bir saldırıydı. Emperyalizm ve oligarşinin planladığı bir saldırıydı. Küçük basit tavırlarla ya da küçük bir güçle geri püskürtülebilecek bir saldırı değildi. Uzun bir sürece yayılacak bir direniş süreci öngörülüyordu. Bu direniş süreci her an halka bir şeyler anlatan, her anı eylem olan ölüm orucu direnişi olabilirdi. Ölüm orucu direnişi bir yandan içeriye örgütlerken, bir yandan halkı örgütleyen, halka propaganda yapan, halkı emperyalizm ve oligarşinin politikası karşısında saflaştıran bir direniş biçimiydi. Bu direniş biçimi iki örgütün de desteğiyle hayata geçirildi. Ve 19 Aralık 2000 katliamı da bu direnişin üzerinde gerçekleştirildi. Hedef direniş kısa sürede çok büyük bir tepki ortaya çıkardı. Öyle ki Devlet Bakanlık, Adalet Bakanlığı Fethi Kapsamları'nı savunamaz hale gelmişti. Değiştireceğiz gibi ayak oyunları, yani tutsakları oyalayacak manevralara başvurmaya başladılar. Çünkü binlerce insan sokaklara dökülüp mitinglere katılıp tepki gösteriyordu. Silahlı eylemlerle dışarıda devrimciler Fethi Kapsamları'na karşı tavır alıyorlardı. Bu politikanın bu şekilde hayata geçirilmeyeceğine izin verilmeyecek, geçirilmesine izin verilmeyecekti. Dolayısıyla bakanlık o sıkışmışlıktan bir taraftan tutsakları ikna ederek, oyalayarak, direnişi bitirerek çıkmaya çalışıyordu. Bunun görüşmelerini Çin heyetler gönderdi, bunun görüşmelerini yapmaya çalıştı ama somut bir cevap vermediği için direnişi bitiremediler. Direnişi bu şekilde kırmayı başaramayınca, görüşmeler yoluyla kırmayı başaramayınca bu sefer operasyonu gündeme getirdiler. 20 hapishaneye birden Kıbrıs harekatından sonra en büyük harekat denilen 8000 askerin katıldığı, 20000 gaz bombasının, binlerce kurşunun kullanıldığı operasyon gerçekleştirildi. Yani 19-22 Aralık tarihlerinde 20 hapishanede büyük bir katliam hayata geçirildi. Bu katliam karşısında devrimciler hazırdı. Yani iki önümüzde iki tavır vardı. Ya bu katliama boyun eğilecek ya da bedeli ne olursa olsun direnilecekti. Katliam saldırısına büyük bir direnişle karşılık konuldu ki diğer alternatif bile değildi tutsaklar için. Tartışma konusu bile olmadı.
direnilecekti, bedeli ne olursa olsun, katliama boyun eğilmeyecekti, ölüm orucu direnişi sürdürülecek. Muhtemelen bu katliamda fiziki olarak askeri güçleriyle devletin pek çok tutukluyu katledip, pek çoğunu yaralayıp FETÖ hapishanelere götürmesi söz konusuydu. Ne yapılacaktı? Gidildiğinde ölüm orucu direnişi sürdürülecek ve emperyalizmin oligarşinin FETÖ politikası kesinlikle kabul edilmeyecekti. Bu koşullarda geldi 19 Aralık katliamı ve 19 Aralık direnişi. O süreçte ben Bayrampaşa hapishanesindeydim. Bayrampaşa hapishanesinde kadınlar koğuşunu yaptılar. 6 kadın diri diri yakıldı. Onlarcası aynı şekilde diri diri yakılarak, kimyasal gazlar kullanılarak, zehirlenerek ağır yaralandılar. Toplam Bayrampaşa hapishanesinde 12 devrimci, 11'i Parti Cephe tutsağı olmak üzere 12 devrimci katledildi. Gece saat 4 civarlarında başlayan katliama bir gün sonrası akşama kadar büyük bir direniş gösterildi. Aşur Korkmaz ve Fırat Tavuk isimli ölüm orucu direnişçisi yoldaşlarımız kendilerini yakarak feda ettiler ölüm orucu katliam saldırısının durdurulması için. Ve tüm şehitlerimiz, istisnası yoktu ki, tüm devrimci tutsaklar, Parti Cephe ve ona katılan bir iki örgütü sayarsak, tutsaklar büyük bir kahramanlık göstererek direndiler. Kurşunlarla, bombalarla saldırıldı ama tutsaklar ona boyun eğmediler. Ölümün üzerine yüründü. Havalandırmaya çıkılıp zafer halayları çekildi. Kurşun yağmurları altında, gaz bombaları altında. Orada yaralanan ve şehit düşen yoldaşlarımız oldu. 19 Aralık tarihe emperyalizmin politikalarının değil, devrimci tutsakların direnişinin damgasını vurduğu bir süreç olarak geçti. Emperyalizmin dayattığı silahlılık mücadeleyi, Marksist ideolojiyi terk edeceksiniz, halkın iktidarı hedefini terk edip düzen içileşeceksiniz dayatmasına devrimciler bedel ödeyerek cevap verdiler. Ve devrimciliği bir kez daha tanımladılar ki devrimcilik her türlü bedele karşı, emperyalizme ve faşizme karşı savaşmaktır. Halkın iktidarını hedeflemektir. Marksist-Leninist ideolojiden taviz vermemektir. Ve tarihimize 19 Aralık direnişi böyle yazıldı. Emperyalizmle uzlaşmamak, emperyalizmin demokratikleşme ya da emperyalizm eliyle halklara demokrasi, halkların kurtuluşunun gerçekleştireceği teorilerinin yere çalındığı bir direniş olarak hayata geçti. Bu direnişte yer almayanlar bugün Suriye'de emperyalizmin askeri haline geldiler. Bu direnişin önderliğini yapanlar ise bugün hala halkların umudu olan sosyalizm bayrağını dalgalandırmaya devam ediyorlar. Bu yanıyla da tarihsel bir direniştir. Ben hepinize iyi konferanslar diliyorum ve tekrar 19 Aralık şehitlerimizin anısına saygıyla ve bağlılıkla hepinizi selamlıyorum. Teşekkür ediyorum katıldığınız için.